Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tarla temizliğimiz var arkadaşlar. İş makinesi çalışmaya başladı. Bugün sabah 7'de başladık çalışmaya. Arazi şu an temizleniyor. Ben de çay almaya geldim. Hem hayvanlarımı araziye götüreceğim, hem de kazlarımı bahçeye bırakacağım. Arkadaşlar, ben bu kazlarımı yaklaşık olarak 2 günden beri bahçeme salıyorum. Bu sene bahçeyle ilgili çok ilgilenememiştim daha doğrusu. Ot temizliği falan yapamamıştım. Hemen size videomun başında bahçemin kazların 2 günde nasıl temizlik yaptığını, aslında bu zamana kadar çok geç kaldım çünkü çıkan yemişlere falan dokunmuyorlar hiçbir şekilde. Gel gel gel. Yani benden daha güzel temizlik yaptılar ve aynı zamanda kazın ne kadar otladığını göstermek istedim. Burada sadece 25 tane kaz var. 25 tane kaz 2 günde şurayı ne hale getirdi. Yani araları tertemiz yaptılar arkadaşlar. Keşke daha önce soksaymışım. Bahçeyi ot bastı. Bu sene yoğun iş temposundan dolayı önceki yıllara göre, yani önceki 2 seneye göre hiçbir şekilde bahçeyle ilgilenemedim bu sene. Ektim bıraktım. İşte aralarda kabak, domates vesaire alabildiğimiz kadar. Hiç çapalama zamanımız olmadı. Hiç öyle bir şey yapamadık. Artık Allah ne verdiyse içeriden çıkanları almaya çalışıyorum. Evet, kazlarımı da ben buraya bıraktım. Şimdi hayvanlarımı tarlaya götüreceğim. Zaten yürüme olarak götüremiyorum çünkü koşuyorlar, yetişemiyorum. Dolayısıyla sabahları ve akşamları motosikletle arkalarından giderek götürmeye çalışıyorum. Şimdi çayımı da hazırladım. Arazide çay içmek için termosuma koydum ve devam edelim. Hayvanlarımızı araziye götürelim arkadaşlar. Oradan arazimizdeki yapmış olduğumuz çalışmaları da kontrol etmiş olalım. Gel, gel, gel. Gel. Maşallah. Bir maşallah alırım arkadaşlar. Olarak ben bu hayvanlarımı götüremiyorum. Sebebi şu, bazen bir koşmaya başlıyorlar. Bunlar çok büyük de olmadığı için tahminen konuşuyorum. Sanırım araziye salmaya başladı bir 10 gün kadar oldu. Koştukları zaman benim koşarak bunlara yetişmem neredeyse imkansız yani. Ben yetişemedim açıkçası. O yüzden artık sabah ve akşamları ben bunları motorla getirip götürüyorum. Arkalarına böyle gidiyorum. Çünkü koştukları zaman motorla hemen yetişip önünü kesebiliyorum. Ondan dolayı mecbur kalıyorum artık motorla git gel yapıyorum. Yani o çiftliğimin oradan dik rampaya çıkarken tabii bekliyorsun falan filan. İlla ki biraz motosikletin debriyaj balası ısınıyor ama zaten balatada gidikti ya, değiştirmem gerekiyor. Ne zamandan beri değiştirecektim. Ama daha götürür yani, o kadar da kötü değil. Bu arada şöyle şuraya göstermeye çalışayım. Dün harç atılan yer burası. Hemen emniyet şeridini çektim ne olur ne olmaz gece araba falan çarpmasın diye. Evet, şimdi hemen motosikleti şuraya bırakmam gerekiyor. Bıraktıktan sonra da hemen kapıyı açmam gerekiyor. Yoksa ki hayvanların nereye gideceği belli olmuyor. Şöyle termosum da burada. İş makinesi de çalışıyor. Termosu da şöyle göstereyim. Arkaya koymuyorum çünkü yan yattığı zaman termos kaçırıyor maalesef. Evet, şimdi hayvanların kapısını açacağım. Buraya da bir emniyet şeridi çektim arkadaşlar. Her ihtimale karşı gece araç falan görsün diye, herhangi bir sakatlık vesaire çıkmasın diye. Burada da şöyle göstereyim. Sayacımızın olduğu yere bir oda yaptık buraya. Dün bitti artık, bir iki gün sonra kurumasını bittikten sonra bunları da buradan söküp tekrar kapaklarını yerlerine takacağız. Şöyle avlumu açayım. Hayvanlarımı içeri alayım. Bu arada kepçe yukarılara geçmiş, çalışmaya başlamış. Gel kızım, gel. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi. Aferin benim kızıma. Yavaş. Hey, oraya indirmedim. Arkadaşlar, maşallahınızı alırım. Yani hayatım boyunca ilk defa hayvan bakıyorum. Bu da toplasanız 6 aydan ibaret. Ama daha önceki videolarımda da var. Belki önceki videolarımı izlemeyen arkadaşlar vardır. Arkadaşlar, benim yaptığım hayvancılık sıfır maliyet. Yani hiçbir şekilde daha 6 aydan beri hiçbir şekilde yeme para vermedim. Hazır yem almadım. Tamamıyla çiftliğimin orada elektrikli çitlerle regras otunda. Şimdi araziye saldım işte burada. Bu şekilde yani 6 aydan beri ben hiçbir şekilde bir para vermedim arkadaşlar. Tamamıyla tabiattan faydalanıyoruz. Tabiat bize ne veriyorsa hayvanlarımızı o şekilde besliyoruz. Bu arada şöyle araziyi de göstermeye çalışayım. Bu arada dünden beri iş makinesinde arkadaşlar zincir takmak zorunda kaldık. Çünkü zincirsiz olmuyor.
Ön lastiklere zincir taktık. Şöyle arazide şöyle göstermeye çalışayım. Temizlik bayağı bir bu tarafın yarısı bitti. Öbür tarafta azından çok bir iş kalmadı. Bu arazinin şu kepçenin bulunduğu yerde onun bir arka tarafında daha bir alanlar daha var. Önceki videolarımda paylaştım bunları. Nasip olursa işte sürüp bırakacağız. Üzerinden bir kış geçecek. Temizliğini bitirelim. Senede nasip olursa ilkbaharın merahotu ekmeği planlıyoruz. Şimdilik plan böyle. Tabii küçük bir hatırlatma yapayım. Sizin vereceğiniz tavsiyeler benim için çok önemli arkadaşlar. Ben yani 2 yıldan beri, 2,5 yıldan beri köy hayatı yaşıyorum. Yani köye tamamıyla yerleştim, adapte oldum. Tabii ki daha öncesi de var. Çocukluğumuz tabii ki buralarda geçti ama 2,5 yıldan beri bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi iş makinesinin olduğu bölüme geçeceğim. İlerleyen videoda akşama kadar neler yapacağız? Bütün günü çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımızı gönderelim. Evet, şu anda sabah saat 10.30 civarı arkadaşlar. Sabah 7'de başlamıştık bugün. Genelde zaten bu saatlerde falan başlıyoruz. Herhangi bir aksilik vesaire olmadığı zaman. Dün kepçenin altına bir ilerideki ağaçların ismini unuttum. Akasya ağacıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu yabani ağaç, akasya ağacı altına, kepçenin altına girmiş. Allah'tan borulara zarar vermemiş. Tam arasından doğru öyle bir saplanmış ki yani çıkarmak tahminen gece saat 12'ye kadar 1'e kadar falan uğraştık. Ortalama 3 saat sadece o ağaç parçasını oradan çıkartmak için uğraştık. El girmiyor yani, çok zor bir alana girmiş, çok kötü bir alana girmiş. Dün akşam onunla bayağı bir uğraştık, geç çıktık buradan. Evet, gelinen son noktayı şöyle yine buradan göstermeye çalışayım. Aşama aşama hem kayıt altına almış olalım. Hatıra olarak kalmış olsun bizim elimizde de. Evet, şu anda karşı tarafta zaten çok bir iş kalmadı arkadaşlar. Karşı tarafta şöyle göstermek istersek, şuradan aşağı doğru bir yol yapılacak ve orada şu az bir yeşillik var. Tam parmağımın olduğu yerde az bir yeşillik var. Orayı da aldıktan sonra karşı tarafın işi bitiyor. Artık ondan sonra traktörcülere kalıyor iş. Şu alanı da şöyle göstermeye çalışayım. Buraya kadar geldik. Buraya kadar arazimiz tertemiz oldu. Gün yüzüne çıktı. Evet, inekler de zaten artık kafasına göre artık akşam saatine kadar takılacaklar. Evet, şu anda yapılacak alan da bu taraf arkadaşlar. Şöyle muhtemelen akşama kadar burası bayağı bir temizlenmiş olur. Şöyle göstermeye çalışayım. İnşallah akşama buralara hiç kalmayacak. Buralarda tertemiz çıkmış olacak. Şöyle göstermeye çalışayım. Ve buradan sonra da şu orman yoluna geçeceğiz arkadaşlar. Şu elimle yine göstermeye çalışayım. Tam o ağaçların dibinden doğru oraları komple temizleyeceğiz. Ta ki şu aşağıdaki armut ağacına varana kadar. Şu ağaç var, şu ağaç var. Onların dibine kadar arkadaşlar. Komple oralarda temizleyeceğiz. Yani traktörün süremeyeceği otların, dikenlerin, mesela şu karşı tarafta inanılmaz derece ot var. Değil traktör yani insan bile, yani yavaş yavaş bile olsa oraya girilmez yani. O kadar kötü. Nitekim de burası da aynı şekilde. İşte yabani ağaçlar, diken otları vesaire derken bayağı bir dolmuş. Evet, akşama doğru artık yaptıkça, zaman geçtikçe yine elimden geldiğince videoya çekmeye çalışacağım. Varsa tavsiyeniz alırım arkadaşlar. Yani ufacık bir tavsiye, küçücük bir tavsiye belki yapacağım işi değiştirebilir. Yani olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Bir fikriniz varsa alırım fikrinizi. Şimdiden de Allah razı olsun diyeyim ben. Fikirleriniz için, yorumlarınız için. Şöyle yolu da, burayı da aslında biraz daha bir payım var. Burayı da biraz daha genişletebilirim, bilmiyorum. Ona ilerleyen süreçlerde bakacağız. Belki şuraya diyorum hani ufak bir düzlük yaparsam ileride belki buraya bir konteyner ev tarzı bir şey koyarım. Tam çünkü şu an tam bulunduğum alan, şöyle yukarıdan da göstermeye çalışayım. Manzarası çok güzel. Her yeri görüyorum. Tam şu an bulunduğum nokta şu ormanın dibine kadar, şu aşağıları, bu tepenin sağ tarafı, sırt tarafını, burayı, yine karşı araziyi, ta ki şu kavak ağaçlarına varana kadar hepsini görüyorum. Nazım abi! Nazım abi! Çay getirdim, gel. Çay içelim, devam edersin. Var mı abi sıkıntı? Diyorsun. Benden kaçar mı diyorsun yani? İyi bakalım, hadi gel çayımızı içelim abi. Evet arkadaşlar, biz bir çay molası verelim. Oradan devam ediyoruz. Arazinin en sonuna kadar geldim.
Yani en son buraya kadar çocukluk dönemde inmiştim. Aslında üşendim bu zamana kadar. İşin açıkçası aslında üşengeçlik yani. Şurada araziyi göstermeye çalışayım. Ne kadar bakın diğer videolarımda ve videonun başında da var. Ne kadar uzakta olduğunu göstermek amacıyla hem kendim dedim bir göreyim hem dedim bir buradan da bir kayıt alayım. Şöyle zaten buradan yukarı yol kısmına baktığımız zaman zaten o kadar çok aşağıdayız ki yukarının buradan zaten yukarıyı görme şansınız yok. Buradan ancak diğer araziyi görebiliyorum. Şimdi şurada yıllardan beri bizim çocukluğumuzdan beri olan bir armut ağacı var. Hemen şurada da bir armut ağacı var. Bunlara tabii ki hiç dokunmayacağım. Şu aşağıda bir tane daha armut ağacı var. Bir de şurada bir yerde dedem ağaç vardı ama o hangisi tam olarak onu bilmiyorum. Onun haricinde burada çalı, çırpı vesaire bunların hepsini nasip olursa temizleyeceğiz. Bunları da aktaracağız. Sınırımız yine şu hemen orman dibinden şöyle geliyor. Buradaki çetrez ağaçlarım diyorlar. Ne diyorlar bunlara? Bunları hep temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunların hepsi gidecek. Tertemiz olacak. Yani buraya kadar ineceğiz. Hatta biraz daha aşağı gideyim. Biraz daha aşağısı var. Evet, bir tane de armut ağacı tam karşımızda. Kocaman ağacı görmedim. Bir tane de armut ağacı burada var. Bu ağaçlara hiç dokunmayacağım. Bunların çünkü dedem meyvesinin çok güzel olduğunu söyledi. Evet, arazinin sonu şu ilerisi. Burası. Yani daha da aşağı inmeye gerek var mı? Bakalım, biraz daha inelim. Biraz daha ineriz. Fazla bir şey kalmadı. Nasip olursa ben buraya kadar süreceğim arkadaşlar. Buraya kadar komple süreceğim. Tabii ki dün itibariyle avlu tamiratına falan başladık. Arazi yani sökülen araziler, işte avlular vesaire onlara başladık. Bir de buradan bir görüntü almaya çalışayım. Tekrardan çıkalım. Şöyle diğer araziyi göstermeye çalışayım. Yani aslında o düzlemiş olduğumuz yer o kadar böyle büyük bir yer ki aslında buradan küçücük noktaymış gibi gözüküyor. Çünkü bayağı bir aşağısı burası. Artık arazinin sonu. İlk girdiğimiz arazinin yani öyle söyleyeyim. Burası yani şu an bulunduğumuz yer ve yukarısı komple şuraya kadar bir amcamın. Şu karşıdaki yol açtığımız yerden bu tarafa kadar ortada bir dedem zamanında bir avlu çekmiş sınır amacıyla. Zaten iki farklı kişiden aldığını söylemişti. Önceki videolarımda da vardı zaten bu. İki farklı arazi dediğim gibi. Birisi bir amcamın, diğeri de başka diğer amcamın. Evet, buraya kadar da inmiş olduk. Yani şöyle söyleyeyim size, bırakın çıkma inerken bile yoruluyorsunuz. Oh. Dede armut mu aldın ağaçtan? Hangi ağaçtan aldın armudu? Hangi ağaçtan aldın armudu? Nasıl tadı nasıl? Biraz ufak ya nedense bilmiyorum. Bir büyük olurdu bu. Sen herhalde biri sürülmezken galiba ufak. Kaç seneden beri sen buraya inmedin? Ya da bu armut ağacından kaç sene önce en son armut yedin sen? 10 sene geçmişti. 10 seneden beri buraya inmedin sen? İnmedim. 10 sene sonra ilk defa buraya armut yiyorsun. Biz çocukluğumuzda geliyorduk. Bu çocukken biz buraya geliyorduk ya. Ama kaç sene geçti yani. Rahat 20 senesi vardı benim buraya Kesin. Kesin. Yani 20 senem benim vardır buraya inmeyeli. Fazla doğaça değildir. Ya ben aslında bak malum 2 haftadan beri biz bu araziyle uğraşıyoruz. Şu tepeden buraya doğru bakıyorum. Üşeniyorum buraya. Şey mi üşeniyorsan ya. Çıkmaz, elmesi mesele ya. Ya inerken bile yoruluyorsun ya. Frenleye çok dik çünkü. Baksana yol nerede bekliyor? Çok dikte de çok. Ama inşallah halledeceğiz. Bu ağaçları da olduğu gibi bırakıyorum. Armut ağaçlarına hiç dokunmuyorum. Buradan dediğim gibi sınırın dibinden doğru buraya komple şu şekilde buraya da sürelim. Armutlar kalsınlar. Aha. Geri temizle. Tamam. Ya buraya şu alanı sürmesen bile burada yabani ot var ya burada. Doğal ot var zaten burada. Hani süreceğimiz zaman karar veririz. Traktörcüler bir gelsin bir bakalım. Nasıl sürecek yani burası? Burası traktöre uygun yer. Traktöre uygun yer. Şey... Armuttan üst yana. Şu armuttan üst yana. Burası traktöre uygun yer. Evet, burası uygun yer. Şimdi bu avlu ormanın içinden mi geçiyor, dibinden mi geçiyor? Nerede? Avlu... Hangi avlu? Bura. Ha, buranın avluları nerede? Burada avlu yok derede. Dere var burada. Ama orada avlu çekmemiz lazım. Belki de dün babamın söylediği yer burasıydı. Bir yerde hiç tel Burada yoktu. avlu yok. Avlu tutmaya gerek yok. Dere burada derin. Tamam, domuz Yani geçmesin yani. Benim hayvan salacağım ben buraya. Hayvanım dışarı çıkmasın. geçemez, çıkamaz. Ha, o kadar uçurum yani. Tabii canım. Sadece o domuzdan geçtiği yer burası bir alçaktı. Dere, dolgu vardı orada. Ha. Ondan kalanı üst yana daha o yukarıdaki o en, Akasya'da en düz yerin
Altında var bir şey yer, oraya tuttuk diyorsun. Düzgün yer. Tamam. Bu oradan aşağı şuraya kadar, şu kavaklığın yanına kadar ha, dere derindi. Hayvan Tamam. geçemez yani. Ya şimdi ben oraya kepçeyle şu oradan yolu verelim, ileriden yolu verelim. Aşağı doğru bir inelim. Çünkü oradan inmek de mesela. Yani yürüyemiyorsun. Ha dikenlerini sen şimdi mi gördün gelirken? Nasıl dikenle? Çıkamazsın. Yani içinden yürüyemiyorsun yani. Çıkın için kayboluyorsun zaten. Kayboluyorsun aynen. Zarar da görüyor. Bir de yılan mı çıkacak? Ne çıkacak? Hiçbir Belli şey. değil. Ayın altında alçak mı, yüksek mi bilmiyorsun. Hiçbir bilmeden basıyorsun. Evet arkadaşlar, arazinin aşağısına inmek de nasip oldu bugün. Ben de dediğim gibi en az bir 20 yıl olmuştur buraya girmeli. Bu aşağı kadar gelmeyeli. 20 sene sonra güzel oldu. Ama tabii yol olduktan sonra ben buraya sık sık inerim. Yani biz de aslında yolun dikliğinden ziyade şimdi kenardan da bir yolumuz olacağı için. Tabii şu arazinin sol tarafından da yolumuz olacağı için. Buralar hep yol olacağı için. Artık buraya ineriz yani. Sürekli ineriz. Zaten avluları tazeleme işlemleri devam ediyor. Onlar da tabii birkaç gün sürecek yani. Kolay iş değil çünkü bayağı bir alan çok büyük. İki tarlayı komple bütün avlularını A'dan Z'ye elden geçireceğiz. Evet, aşağıdan da bir hatıramız kalmış oldu. Biz devam edelim. Bugün günün sonunda tekrardan videomuzu kapatırız. Evet, ben de şu yeşili gerçekten seviyorum arkadaşlar. Yani şu ormanın içi var ya, o kadar güzel ki. Bazen hayvan girdiği zaman ve çıkarasın geliyor. Yani o kadar güzel bir ormanın içerisi var ki yani şuraya. Ne bileyim, bende takıntı oldu galiba ya. Bir semaverle çay yapmak galiba bende takıntı oldu. Yani şunun içerisinde bile hemen burada tabii tehlikeli olabilir belki ama daha hiç burada semaver de yakmadım. Daha nasip olmadı ama yol bölümünde çok rahatlıkla semaver yakabilirim. Şurada hemen ormanın içinde bir tane çam ağacı var. Kaç yıllık olduğunu bilmiyorum ya. Bayağı da bir uzun. Yani tahminen konuşuyorum, bir 40-50 yılı vardır diye düşünüyorum. En az o da. Öyle tahmin ediyorum. Çok anlayan birisi değilim ama gördüğüm zaman yıl veremem ama. Evet, şu anda neredeyim? Şu anda arazimizin ikinci gün yani yol harfiyatına başladığımızın ikinci günü sınıra kadar yaptığımız son yoldu burası. Onu da şöyle göstermeye çalışayım. Az önce çekim yaptığım yerde işte bu ağaçların ta arkasında kalıyor yani aşağıdaki sınır bölümümüz. Zaten şu ağaçların dibinden doğru sınır bölgemiz zaten bizim. Şöyle karşı bölüm var ve tabii ki daha en karşıda yine o düzlediğimiz yer. Buradan yine küçücük gözüküyor. Kepçe bile küçücük gözüküyor. Yani gerçekten geniş bir arazi. Açtıkça yani temizlik yaptıkça sanki insanın gözünde biraz daha bir tık daha büyüyor sanki. Temizlik olmayınca tabii arazi böyle küçük gibi gözüküyor. Ya diyorsunuz işte 2 günde falan çıkarız falan. Yok öyle bir şey. Mümkünatı yok. Zaten ben en başta zaten bunu hazırlıklıydım. Yani illaki yaptığınız plan asla uymuyor arkadaşlar. Yani ne kadar plan yaparsak yapalım. Mutlaka şimdi örnek veriyorum. Kepçe burayı açıyor. Ya burayı yapmışken şunu da yapalım veya burası olmadı burayı böyle yapalım. Diğer tarafta başka bir aksilik çıkıyor. Muhakkak bir şeyler değişebiliyor. Muhakkak mutlaka değişebiliyor. Evet, bu yolumuz da bu şekilde. Şimdi az önce çekim yaptığım yerini biraz da yukarıdan göstereceğim. Evet, bu da yolumuzun sonu yani arazimizin sonu. Sınır bölgemiz. Şimdi şuradaki otlar, dikenler, yabani ağaçlar. Ya şuradaki dikenleri göstereyim size. Şöyle yakından çekmeye çalışayım. Mümkün değil ya, bunun içinde yürümeniz mümkün değil. Altında kim bilir ne var, yılan mı var, ne var? Şuraya bakar mısınız ya? Yani mümkünatı yok. Bir metreden fazla yükseklik var. Hele şuralar daha fazla gibi. Rampa aşağı indikçe sanki daha fazla yükselmiş. Dedemin demesine göre az önce de konuştuk da yani şu armut ağaçlarının dibinde falan o bir ot varmış galiba. O su olan yerde çıkıyormuş. Dedi ki buraya kazsam bile su çıkar dedi. Artık şimdi dedem 76 küsür yaşında. Eski toprak yani. O anlıyor artık. Şu mesela bir yer daha gösterdi. Orayı da kazdı. Oradan da 2 metre kazsan yeter dedi. Su çıkar dedi. Bakalım onları da şu yağmurlar gelmeden önce 2 gün sonra yağmurlar başlıyor. O yağmurlardan önce bu tesviye işi, düzleme işini yapmamız lazım ki şu anda bile kepçe zincirle çalışıyor arkadaşlar. Evet, az önce çekim yaptığım yerin de aşağısını yukarıdan göstermiş olayım. Zaten bu aşağılardan arazinin üst tarafları gözükmesi imkansız çünkü oldukça dik yamaç. Aslında temizlemeden önce çok daha fazla böyle gözümüzde abartıyorduk. Yani daha çok dik gibi gözüküyordu ama temizledikten sonra sanki bir tık daha ya da arazi geniş gözüktüğü için mi gözümüze mi öyle geliyor bilmiyorum ama sanki o diklik yokmuş gibi geliyor. Mesela burada bu yol çok dikti. Yukarıdan biraz daha kazıyarak buraya biraz daha harfiyat getirdik şu bölüme kadar. Şöyle harfiyat getirdik. Dedik hani illaki burası çimlenecek vesaire bir şey olacak. İşte yarın bir gün belli olmaz yani traktörle işimiz olur. Hani traktör patenaj yapmasın vesaire gibisinden.
veya işte arazinin her tarafına niye yol yapıyoruz? Aslında en büyük amacım da ot ektikten sonra yarın bir gün gübreleme işlemi muhakkak olacak veya ihtiyaç duyacağız. Ne olacak? Arazinin etrafında traktör gezerek daha kolay bir şekilde gübreleme yapabiliriz. Yani elle olacak iş değil bu, yani arazinin büyüklüğüne göre. Evet, az önceki indiğim yerde arkadaşlar, şöyle göstereyim, elimle göstermeye çalışayım. Şu alan, onun biraz daha aşağısı, tabii ki aşağıdaki çukur buradan gözükmüyor ama az önce çekim yaptığım yerde orası arkadaşlar. Evet, bu bölüme en son tesviye yapacağımız bölüm de burası arkadaşlar. Son kez ben de şöyle hatıra kalması amacıyla şöyle çekimimi yapayım. İnşallah bakalım hava kararına kadar benim tahminim burası da bir artık yol alır diye düşünüyordum. Son kez şöyle ben de buraya bir bakayım. Şöyle çıplak gözle bakayım. Bir de kamerayla bakayım. Yani o kadar çok böyle çetrez derler burada, bilmiyorum ama her bölgede muhakkak değişkenlik gösterebilir ismi. Parmak kalınlığında veya iki parmak kalınlığında bu çetrez ağaçları falan var. Yani oldukça yaklaşık olarak işte dedim demesine göre tahminen bir 8-10 yıldan beri hiçbir şekilde temizlik yapılmamış. Bu da bize nasip oldu. Evet. Son kez şurada bir görüntüleyeyim. Ondan sonra biz gene çalışmamıza devam edelim arkadaşlar. Evet, şu görmüş olduğunuz alana kadar. Tabii ki şuralarda falan temizliğe ihtiyaç yok. Buralara kepçe girmeyecek. Çünkü direkt traktörün girip sürebileceği yerler. Çünkü öyle temizlik ihtiyacı yok oralarda. Şöyle biraz daha yukarıya çıkayım. Çıkarken şöyle bu taraftaki manzaramızı da göstereyim. İnmesi ayrı bir dert, çıkması ayrı bir dert. İnerken bile yoruluyorsunuz çünkü dik rampa. Kendinizi frenlemeniz gerekiyor. Parmak uçlarınız acıyor. Bendeki ayakkabı bir de şey, bu çelik burunlu ayakkabı. O biraz daha sıkıntılı oluyor. Çünkü ayağınız iyice batıyor. İster istemez. Evet, burada bir tane çam ağacımız var. Özellikle söyledim, buna dedim dokunma. Burada kalsın. 10 sene sonra bize bayağı bir boy atar diye düşünüyorum. Evet, ineklerimiz de bu arada yola çıkmış. Dedem de gelmiş tekrardan. Aşağıdan geldi, yorulmuş galiba biraz. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Hem manzaramızı görelim. Hem de şuradaki yapılan arazimizi tekrardan görelim. Bu taraf bitti. Zaten şu oyuntu yer su için kazacağımız yerlerden bir tanesi. Zaten aşağıda suyumuz var. Yukarıdan da bir kazacağız yani. 2'şer metre, 3'er metre neyse kazma işlemini yapacağız. Evet, bu taraf komple A'dan Z'ye temizlik işi bitti. Orada ufak tefek bir iki yer var. O da çok önemli değil. 15-20 dakikalık bir iş diye düşünüyorum ben. Evet, son olarak şuradan kepçeyi de göstereyim arkadaşlar. Şu alanı da göstereyim. İşte bu akşam ne zaman biter? Bu akşam yetişir mi? Yetişmez mi? Hep beraber göreceğiz. Bakın kaldı mesela şimdi orada. Zincir olmasına rağmen kalıyor. Çünkü güneş otların dibine işlemiyor. Dolayısıyla orası kurumuyor. Şu an kendini çekmeye çalışacak bu şekilde. Bu ilk defa görmüyorum bunu. Burada çok yaşadık biz bu aynı olayı. Çıkaramıyor zincir olmasına rağmen. Sürekli patanaja düşüyor. Çünkü yer oldukça ıslak. İçeri güneş de girmediği için maalesef bu şekilde oluyor. Ama tabii artık diken, ot veya böyle pislik olmayacağı için, araziye sürekli bakım yapacağımız için inşallah bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde bir süre sıkıntı yaşamayacağız. Evet arkadaşlar, güzel olacağını düşündüğüm diğer videoları da izlemek istiyorsanız YouTube kanalımda, Yazılımcı Köylü YouTube kanalımda, ana sayfanın hemen yanında bulunan videolar sekmesinde bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Çünkü ana sayfa bölümünde videoların tamamını göremeyebilirsiniz. Zaten kanalım da çok yeni arkadaşlar bu arada. 2 aylık bir kanalım, 2-2,5 aylık bir kanalım. Yeni yeni video çekmeye başladım. Yapacağınız küçücük yorum, tavsiye olur, fark etmesi önemli diye arkadaşlar. Vereceğiniz tavsiyeler benim için gerçekten çok önemli. Çünkü belki bir yanlış yapıyorumdur. Yani benim küçücük kaçırdığım bir ayrıntı sizi görüyorsunuzdur. Bu benim için çok önemli. Yorum yapan arkadaşlara da gerçekten, tavsiyede bulunan arkadaşlara özellikle çok teşekkür ediyorum ben. Şimdiden yapacak olan tavsiye yorumlarında bulunacak olan arkadaşlara da ben çok teşekkür ederim. Çünkü tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Belki benim gözden kaçırdığım bir şey siz bana gösterirsiniz. Ki buna Regras'tan Mera Otor'a dönmek gibi mesela. Yorumlarda arkadaşlar sağ olsun. Onlara hep ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hemen araştırdım. İl tarıma gittim. Görüştüm. Mesela evet, çok mantıklı. Mera Otor'a çevirdik mesela. Mesela bir arkadaş dedi ki boş bulduğun her yere Regras. Çok mantıklı. Bir arkadaşımız dedi ki, bir abimiz, büyüğümüz veya bilmiyorum yani, yaşça bilmiyorum yani, yanlışım varsa affola.
Dedi ki mesela o kaş bölümlerine, yani şu kaş bölümlerine bir bitki ismi söyledi. Şu an aklıma gelmiyor. Araştırmıştım hatta, hemen internetten baktım onun olduğuna. Hemen dedi orada rekemde de erozyonu engellersin, kaymayı engellersin. Evet, çok mantıklı. Buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum herkese. Takipte kalmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.